akşamlar. Güzel bir organizasyon, düğün. Evet. Neler söyledik misafirliğindeyiz? Çok kıymetli ve güzel bir yolculuğun başındalar. Biz de bu özel gecelerine tanıklık etmek için aileyi temsilen tek başıma geliyorum. Hep çok mutlu olsunlar. Dünyalısınız. Evet. Katılamıyor Mehmet şehir dışında olduğu için maalesef. İsmen, evet. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ben düğün için en güzel dileklerimi söyledim. Teşekkür ederim. Boyunca iş olarak evlilikte bazı böyle huzursuzluklar oluyor. Çok sohbet etmeyelim ya. Temennilerimizi söyledik. Tamamdır, bu böyle gider çünkü böyle. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ses sence? Çok teşekkür ederim. Tamamlar, sen gibisin. Her zaman. Sarp abi ne evliliyor? Neler uzun mutluluklar. Bir senelere bebek yapsınlar. Ne diyelim artık? Geç oraya çekeyim şimdi. Yakalar kanı evli fotoğrafı alıyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Tabii neler söyleyeceğiz? Evet, çok sevdiğim bir kişinin birlikte yola çıkma kararını kutlamaya, hep beraber olmaya geldik. Allah inşallah ikisine de büyük mutluluklarla, uzun bir beraberlikle diyelim. Biz de hep birlikte mutlu oluruz. Bizim beraberliğimde bu değil mi? Karşılıklı sadaka, sabır, katlanma. Biri sesini yükselttiği zaman öbürünün sesini yükseltmemesi en önemlisi. Var mı? Aranızda evli var değil mi? İnşallah. Ama dikkatli olun. Hakikaten çok çok kolay bir iş değil evlilik müessesesi. Ama akılcı bir şekilde sürdürülürse ilişki pekala uzuyor. Bir defa ben çocuk tavsiye ediyor musunuz? Hayır. Biraz şöyle bir 5 sene, 6 sene geçsin, insanlar birbirlerini iyice tanısınlar, ondan sonra tamam. Peki siz biriktiriklerini hissetmiş miydiniz çocuklarken? Yani onların birbirlerinden sevmeye başladığını hissetmiş miydiniz diye gibi? Yani birdenbire olmuş. Hayır, çok fikretme olmuş zaten yani. Neredeyse diziye başlamadan hemen karar vermiş gibilerdi. Ondan sonra ben ayrıca da çok fazla ilgilenmiyorum. Yani işimize bakıyoruz, çok yoğun bir iş vardı. Ama öğrendiğimiz zaman da çok mutlu olduk. Arkadaşımızın düğünü. Allah sağlık, mutluluk versin. Ağızlarının tadı bozulmasın. Setler nasıl izlediniz? Filmimiz bitti. Yakında 3 Ekim tarihinde vizyona girecek. Çıkmış olan ilk bağlanmış yani kaba halini gördük. Gayet güzel. Çok. Setlerde daha eğlenceli geçiyordu. Cem Bey fotoğraflar paylaşıyordu. Evet, set de çok eğlenceli geçti. Film de çok değişik bir film oldu. Yani Türkiye'de daha hiç örneği yapılmamış bir film oldu. Yani. Değişik bir komedi. Evet, çok değişik. Sağ olun. Efendim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Vallahi çok mutluyuz tabii. Çok güzel bir şey. Yani televizyon dizilerinde böyle sizin sayenizde entrikalar, problemler falan yansıyor ya etrafa. Burada da çok güzel bir aşk çıktı ortaya. Mutlu sonla bugün de başlıyor yeni bir hayatları. Mutluluklar demeye geldik biz de zaten. Yani çok güzel bir şeye sebep oldu yani dizi. Sette peki hissettiniz mi böyle bir gözlemlediniz mi yani? Vallahi ben hiç öyle şey hissetmem yani. Yani hissetmem, takip de etmem. Ayrıca da ikisi de genç, ikisi de çok güzel insanlar ve doğal olarak da çok doğal bir seleksiyon yani. Sonuçta çok da güzel olacak inşallah yani. Yani onun için iyi bir şeye sebep oldu bu küçük abi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
çekelim. Peki. Biz çekilelim. Fotoğraf mı istiyorsun? Evet. Gel. Siz ne böyle? Hollanda'dan mı geldiniz ya? Önde duruyor ya. Akşamlar. Vallahi heyecanlıyız. İki kardeşimiz evleniyor. Allah mutluluklar nasip etsin inşallah. Bir hafta kocası ikisinde. Heyecanlıyız. Ne güzel. Kız tarafımızın da erkek tarafı. Vallahi ben bugün yazdım. Ben hem kız tarafıyım hem erkek tarafıyım. İkisi de benim çok yakın dostum. İkisini de çok seviyorum. Şu tekneyi kaçırmak istemiyorum. Çıkışta görüşürüz çocuklar. Kolay gelsin. Geçmiş bayramımızda kutlu olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sarp aynı zamanda benim akrabam. Evet. Dolayısıyla evet. Onun bu mutlu gününde beraber olacağız. Nikah törenini, merasimini yapmak bize kısmet oldu. İnşallah mutlu olurlar. Zaten nikahla beraberiz herhalde değil mi? Geliyoruz. Evet. Merhaba. İyi akşamlar. Birce benim yakın arkadaşım. Sarp'ı da uzaktan tanıyorum. Bundan sonra herhalde o da yakından arkadaşım olur. Heyecanla paylaştın mı? Tabii ki. O da benim düğünümde yanı başımdaydı. Ben de onun yanında oldum. Yeni bir tavsiyeler de bulundu. Yani hayat o kadar ciddiye alınacak bir şey değil. Biraz rahat bırakmak gerekiyor ama evlilik, ben evli olmaktan çok mutluyum. Evlilikte mutluluk ve huzur buldum. O yüzden aynısını ona da dilerim. Tabii ki var. Tabii ki var. Eğer mutlularsa neden olmasın? Ben teşekkür ederim. Yatılaşma sesi.